bile. Peki en az ne kadar olmaz sizce? En az 10 bin lira. Bir ay sonra zaten 10 bin lira yine bitecek ki. Sana o zam gelmeden zam alıyorlar. Doğru konuşmak gerekirse çok yani. 9 da çok. Çok. Çünkü... Vallahi hiçbir şey yeterli değil. Çünkü 15 de olsa, 25 de olsa yarın öbür gün senden 12 katını alacaklar. Yani çay kaşığıyla verip kepçeyle götürüyorlar. Yeterli. Yeterli görüşte. Dengeler bozulmaması lazım. Peki işverenlerin bu ücretleri karşılayabileceğini, sigortaların hepsini karşılayabileceğini düşünüyor musunuz? Onun için diyorum hatta çok bile. 9 çok bile. 8 olması lazım ki işveren zorlanmasın. Peki işçilerin 8 bin lira, 9 bin lira civarında geçinebileceğini düşünüyor musunuz? Vallahi düşünemiyorum. Kira veriyorsa düşünemiyorum. Çünkü bir kira olmuş zaten 5 milyar, 6 bin lira. Nasıl geçinecek bu adam? Evi varsa geçinir. Yani evi olmayanlar bu durumda şimdi, geçinimini sağlayamayacak. Şimdi bağkur da artacak. Asgari ücret arttı mı bağkur da artacak. Evet. Şimdi dükkanın bağkuru artacak. Adam maaşı veremeyecek. Onu nasıl verecek? Peki bu görüşmelerde Türk İş'in açıkladığı durumu biliyorsunuz ki 9 binlerin altında olursa görüşmeye dahi gelmeyiz gibi bir tabirle konuştular. Sizce bu söylenen tavrın doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Yani işçi haklarını savunduklarını, onun hakkında böyle bir tavır aldıklarını söylüyor. Tabii öyle diyecek o öyle diyecek. Halatın bir ucunda birisi, bir ucunda birisi. Birisi birisini çekecek. Ama doğru konuşmak gerekirse çok yani, 9 da çok. Çok. Çünkü dengeler bozuluyor. Hayat şartları ağır ağır. Onu da anlıyorum ama bence 7-7,5 gibi iyidir. 7-7,5 gibi iyidir. Asgari ücret. Asgari ücret dediğin zaman Türkiye'yi kapsıyor bu. Resmi açıklamalarına göre Türkiye'deki bir yaşam standartının normal olması için asgari ücretin en az 12-10 bin lira civarında olması gerektiği söylenmiş. Bu resmi olmayan bir açıklama tabii ki ama bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Ya şimdi tabii o öyle söyleyecek. Çünkü birisinin şeyini yapıyor. Geçim şeysini ortaya koyuyor. Onu yapacak ama Türkiye'nin şartları da bundan fazlasını getirmez yani. 7,5-8. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hadi. Bir yere toplanmış. Hepsi aynı. Her yerde fiyat sabit ki. Hepsi aynı. Bu sabit fiyatı önlemek için yani sabit fiyat aynı ama hepsi pahalı şey yapıyor yani. Bak bir yerde 40 lira bir yerde 65 lira pınar peynir mesela. Süzme pınar peynir. Peynircide soruyorum 40 lira. Marketlere gidiyorum, hepsi aynı market zincirler bunlar. Hepsinde aynı fiyat 65 lira. 60 lira, 55 lira. Yani bunları durdurmaları lazım. Bu zincir marketleri koparmak lazım. Birini başka semte, birini bir tek kalacak. Bunlar birbirlerinden irtibatlı. Tamam mı? Yani hepsi aynı fiyattan yükseltiyor. Hepsi birden yükseltiyor. Sizin söylemek istediğiniz şey aslında bu zincir marketlerdeki fiyat artışı hepsinde aynı ilerliyor. Evet. Bunların engellenip engellenmesi lazım ki sabit fiyatlara döndüm. Daha düşük fiyatlardaki yeni karların kar marjlarını ona göre hesaplaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Normalde ya. Normalde peynirci 40 lira 45 lira satabiliyorsa market neden onu 60-65 lira satıyor? Evet ya. Maaşların buna göre de yani hepsi öyle. Hepsi yüksek fiyat yani. Bunları önlenmesi lazım. 9 bin lira olsa ne olacak ki? Gene onlar yükseltecek. Zincir marketler ona göre fiyat artacak. Bunları koparmak lazım. Ayrı yerlere taşınması lazım. Hepsi bir semtte olmaması lazım. Şimdi Çeliktepe'de aynı marketten 4-5 tane var. Hepsi de aynı. Yani aynı yani marketlerin esnaflar isimleri aynı. Esnaflar da kalmadı şu durumda. Efendim? Esnaf bakkallar eski. He bakkalda bir tane küçük bakkal var. Ama o da kendine göre yüksek satıyor. Ne yapsın? O da kirasını falan verecek. Ama öbürleri kalabalık kardeşim.
Valla ben de ne yapacağımızı şaşırdım yani. Bu zincir marketleri, sonra serbest piyasa Özal çıkarmıştı galiba, serbest piyasa. O serbest piyasayı kaldırmak lazım. Eskisi gibi normal piyasa, devletin koyduğu şeylerden mi satılsın? Yani bir şey yapılsın ya. Devletin bunu aslında... Veriyor. Onlar daha çok zam yapıyor. Bu sefer yetişmiyor yani. Aslında değişen hiçbir şey olmuyor. Zam yapılıyor. Bir şey. Ürünlerin fiyatı evet, da ona göre artış ya. Yapılıyor. Ben anlamıyorum ya. Onların fiyat artışı yapmasının sebebi de işçi masrafının arttığından kaynaklı. Adama maaşını ödetmeye çalışıyor. Ama bir sürü de adam o kadar da... Yani bir sürü de adam almasın çoluğun çocuğunu, hepsini getirmiş oraya. Asgari ücret hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Türk iş en az 9.000 lira olması gerektiğini söylemiş. Vallahi ben emekliyim. Asgari ücret ne olursa olsun. Bugüne kadar yaptılar. Bugüne kadar bekledik. Vallahi 20 milyon da olsa, 40 milyon da olsa marketlere koyalım. Peki siz EYT'ye takıldınız mı? Vallahi EYT'ye ben 5 senemi yediler. Tam 5 senemi yedi. Ben 4 sene oldu emekli olalı. 5 senemi yediler. Onun nasıl hakkını ödeyecekler onu bilmiyorum. Şu anlık EYT son durumu açıklanmadan meclis tatile çıkartılma kararı alındı. Valla oyalıyorlar be baba. Bak dün akşamdan beri asgari ücretini oyalıyorlar. Hükümet değişik bir hükümet olmaya başladı. Keşke olmamasaydılar. Peki şu anki sizin gözleminiz, emekli olarak gözleminize göre asgari ücretin 9.000 lira olması yeterli mi? Valla hiçbir şey yeterli değil. Çünkü 15 de olsa 25 de olsa yarın öbür gün senden 12 katını alacaklar. Yani çay kaşığıyla verip kepçeyle götürüyorlar. Yani almaması gerekiyor ama alıyorlar. Beni bu hükümet emekli etti. Ben büyük şehirden emekliyim. Keşke olmasaydım. Ben 4 sene önce emekli etti. Zorla etti. Ben 17-18 milyar maaş alırken 5 milyara muhtaç ettiler beni. Yani yapmaması lazımdı, yaptı. Olması gereken o değildi. Peki Türkiye'nin bu izlediği, sergilediği tavır, yani 9.000 lira altı olmazsa görüşmeye bile gelmeyiz gibi bir tavırla konuştu. Vallahi yapacaklar. Yani mecbur onlar. Dediğin gibi kimse kimseyi ısırmaz. Yani kesinlikle onlar onaylayacak. Onaylayacak yani, başka çaresi yok. 9.000 lira da inşallah olur, 15.000 lira olur. İşte olması gereken bu. Asgari ücretle nasıl geçinecek bu İstanbul'da? Düşünsene. Olmuş 7-8 milyon kira. Nasıl geçinecek bu millet? Bir kişi çalışmayla olmuyor. Yani millete diyor ki hırsızlık yap abi, başka çaren yok diyor. Ben 17-18 milyon maaş alıyordum ya. Beni gitti devlet mecburen şey yaptı. Ben Büyükşehir Tiyatrosu'ndaydım. 27 sene tiyatroya emek verdim. Sahne teknisyeniydim. Yani ama böyle. Yapacak bir şey yok. Ağzını sağlık. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Ağzını sağlık. Çok teşekkür ederim. Asgari ücret yani şu anda... Türk İş'in açıkladığı duruma göre asgari ücretin en az 9.000 lira olması gerektiğini, evet. 9.000 lira altında olursa görüşme dahi gelmeyeceğiz gibi bir tavırla konuştular. Yarın belli olacak inşallah ya. Peki asgari ücretin sizce ne kadar olması lazım? 9.000 lira yeterli mi? Yani 9.000 lira yanında normal. 8.5-9 olması normal ya. Peki sizce işverenler bu durumu karşılayabilir mi? İnşallah karşılar. İnşallah karşılar yani. Bakalım bu yarın belli olacak bakalım. İşte Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bunu inşallah halleder. Peki bu izlenen yöntemde yani Türk İş'le bir anlaşma yarın kesinliğe kavuşacak. İnşallah. Ama diğer yandan emeklilikte yaşa takılanların durumu var. Emeklilikler yaşa takılanların bu durum açıklanmadan meclis şu anlık kışlar yani şey tatiline çıkartılacak. Sizce bu konu hakkında yani bu izlenen yol mantıklı mı, doğru mu? Vallahi ikisi de hayırlı olsun inşallah. Ya ben EYT takılanların bir tanesi benim ya şu anda. Bir tanesi benim. İnşallah onu bekliyorum ya, gözü bakalım yani. Sizin yani şöyle söyleyeyim. Bir taraftan asgari ücreti hallederken diğer taraftan EYT'yi halletmeden meclisin dağılması, bu durumların konuşulmadan yeniden ertelenmesi sizce yani sizi rahatsız etmiyor mu? Ben şu anda rahatsız olmuyorum yani. Yani inşallah hayırlısı olur diyorum yani. Ona her şey Cumhurbaşkanımız karar verir inşallah. Onu bekliyoruz. EYT'de de asgari ücreti de herkesin bir istediği gibi sonuç ortaya çıkar inşallah diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Tamam, güzel, kolay gelsin. Sağ olun. Göre en az 9.000 lira olması gerektiği söylenmiş. 9.000 lira altında da olursa da görüşmeye dahi gelmeyeceklerini söylemiş Türk İş. Asgari ücretin 9.000 lira olması sizce yeterli mi? Bence yetersiz. Çünkü sizce ne kadar olması gerekiyor? Asgari ücret en fazla 10.000 olması gerekiyor. Çünkü asgari ücret ne kadar yükselirse ekmek, gıda fiyatları o kadar çok pahalaşıyor yani. Yine yetmiyor yani. Asgari ücret yine aynı kalsa bile en azından gıdanın fiyatı azalsa daha iyi. Yani asgari ücretten önce aslında satılan ürünlerin, satılan şeylerin fiyatlarının düzenlenmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Evet, aynen.
Peki bu düzenleme yapılırsa yeni yılda alacak asgari ücretler geçimini sağlayabilir mi? Geçimim sağlar ya. En azından bir şey alabiliriz yani o parayla. Siz asgari ücretle mi geçiniyorsunuz şu an peki? Evet. Peki geçiminizi sağlamakta şu an ne kadar yani? Zorlanıyor musunuz? Tek kişi mi çalışıyorsunuz evde? Yok, biz evde 4 kişi çalışıyoruz ama yani zor zor geçiniyoruz biz de. Yine 4 kişi geçinmesine rağmen yetmiyor olarak. Yetmiyor evet. Kirada mı yaşıyorsunuz peki? Kira evet. Peki 9000 lira alan bir kişi yeni şu anlık İstanbul'da kira fiyatlarını görüyorsunuzdur. En az 4-5 bin liradan başlayıp 17-20 kaça kadar yani limiti yok bu durumun. 9000 lira alan bir kişi yeni yılda bir eve çıkmak istese geçinimini sağlayabilir mi? Yani 5-6 bin lira kira verip geri kalan miktarla da geçimini sağlayabilir mi sizce? Yani zor zor geçimini sağlar yani pek. Bazen yani bir iki üç evde bir iki kişi çalışırsa hemen hemen sağlar ama tek kişi çalışırsa 9000 liraya da herhangi bir geçim sağlayamaz o parayla. Hani çünkü görüyorsun fiyatları yani bayağı pahalaşmış. Resmi olan açıklamalara göre de Türkiye'deki en az asgari ücretin 10.000 lirayla 12.000 lira arasında değişmesi gerektiği söyleniyor. Tabii bu resmi bir açıklama ama yani en az 10'la ortalama olarak da 12.000 lira olması gerektiği düşünüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha yani nasıl yapıyorsa yapsınlar yani en azından bakalım. Peki işverenler yani 9000 lira olsa ya da 10000 lira olursa bu durumları karşılayabileceğini yani hiç sanmıyorum yani eleman eksikliği. Sigorta fiyatları da buna göre artış gösteriyor. Doğrudur. Şöyle bir şey olur yani esnaflar iki eleman çalıştırana bir eleman çalıştırır bu sefer yani. O zaman işten çıkarma durumları mı başladı? Evet aynen. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir de Türkiye'nin yani genel ekonomik durumuna bakmak lazım. İlerisinde yani bugün vermesi kolay da ya nasıl vereceksin? Nereden vereceksin? Ne şartlarda vereceksin? Bunu kim ödeyecek? Ödeme şartları nasıl olacak? Yani bir iş yerine düşün ki 50 kişi çalışıyor. Asgari ücretten bir de işvereni düşün. Bu adam parayı nasıl ödeyecek? İşverenler 9000 lirayı karşılayamaz mı diye düşünüyorsunuz? Bence yani benim kendi görüşüm yani o yani iki tarafı birden düşünmek lazım. Ya versin, 10 versin. Tamam, bekara kalıp boşanması kolay. 10 versin. Ver 10 ver, 20 ver. Ama nereden vereceğim? Şimdi ben düşün ki 10 kişi çalıştırıyorum. 10 kişi 9 milyon versem ben nasıl vereceğim parayı? Nasıl ödeyeceğim? Bunun yemesi var, bunun içmesi var, bunun sigortası var. Asgari ücretleri tabii ki sigorta ücretleri de var. Yani yoksa ben isterim 10 da olsun. Yediği zaman bu sefer de ürettiği malın üzerine koyuyor. Tabii ya koysun ama işte şunu diyorum yani bunun normali belki 9'dan da daha fazladır. Ha dedim ya hani öyle iş ortalı düşünmemiz lazım. Yani şimdi bunu diyelim ki ya tamam 9 milyon gerçekten yani şu, artık şu ortamda şu pahalılıkta yani çok para değil. Yani tek bir kişi 9000 lira maaş alsa bile kirada oturup o iş içine girersen çıkamazsın. Bugün o kirada otururum diyenler 2-3 kişi bir arada oturuyorlar. Tamam bir türlü hayattan idam ediyorlar. Ama şimdi sen de yani Sakıp Sabancı'nın oğlu gibi yaşamaya da kalkma. Yani sen diyorsun ki ben 9 milyon maaş alayım 15 milyon adam aylık alan gibi de yaşayayım. Öyle bir şey yok. Herkes ayağına göre yorganını yapacak. Bak gidiyorsun şurada bir çay 10 lira. Ben gidip oraya çay içmem. Benim aylığım belli. Ben 5 lira aylık alıyorum. Emekli maaşları. Ben 5 liraya göre yaşarım. Sen 20 lira alıyorsun. Sen 20 liraya göre yaşıyorsun. Ya efendim sen niye 20 lira aldın da benim gibi yaşamasın? Öyle bir şey yok. Herkes hak yani durduğu yer. Ya ben bir doktorla kendimi kıyas edebilir miyim? Edemem. Ha şimdi de yani, tamam verelim de neye göre verelim? Güzel. Ben şimdi yani bir baba şu olan ister ki en iyi şekilde geçindire, en iyi şekilde yedire, içire, giydire. Ama yok olmuyor yani. Yani öyle dört dörtlük bir hayat yok. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Türk İş asgari ücretin 9000 lira altında olursa görüşmeyiz. Ne düşünüyorsunuz? 10 bin lira isterim ben, 10 bin lira. Ben tek kişiyim. Şu an ne geçinemiyorum ben. Peki asgari ücretin siz niye? 10 bin lira olmasını düşünüyorsunuz. 9000 lira yeterli değil mi sizce? Bana yetmiyor bile. Ben bak ne avrat var, ne çol var, ne çocuk. Tek başıma duruyorum ben. Bana yetmiyor. Kirada mı yaşıyorsunuz? Yok, kirada vermiyorum. Bak şimdi ekmek... Dur. Şimdi neredeydi bu? 9000 liraydılar değil mi? 9000 liraydılar. Markete gidiyorsun, o para çoktan uçtu. Market taraflarına baksın abi onlar. Bana bakmasın. Peki, Türk İş'in dediği 9000 lira altına olursa görüşmeye dahi gelmeyiz dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz sizce? Onu... O da işçiye ait.
işverenedir, çok zarar. Bugün bir sigortan olmuş, kaç para? Ben iş görüyorum, sen geldin bana. Ben senin sigortanı ödeyemeyeceğim. Askeri ücreti arttı mı, sigortanı artıyor. En az 10 bin lira olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ha? En az 10 bin lira olursa, yok, hiç yoktan iyidir. Bir patatesin kilosu olmuş 15 bin lira. Soğan kilosu olmuş 15 bin lira. Kimse geçinemez diyorsunuz bu. Yok abi yok. Hadi. Çok teşekkür ederiz. Türk İş askeri ücretin en az 9 bin lira olması gerektiğini söylemiş. Ne düşünüyorsunuz bu kanına? Az bile. Peki beni konuşturmak için neler yapıyorsun bak. 9 ama bin lira az bile. Peki en az ne kadar olmaz sizce? En az 10 bin lira. Bir ay sonra zaten 10 bin lira yine bitecek ki. Sana o zam gelmeden zam alıyorlar. Peki Türk İş'in bu kendisine söylediği 9 bin lira altında olursa görüşmeye bile gelmeyiz deyip işçilerin haklarını savunduğunu belirtmek istiyor aslında. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru bir Türk İş tabii ki doğru şeyi yapıyor yani. Yani şu anda geçim şartları o kadar zor ki. Daha zam gelmeden bütün her şeye zam yaptılar. Türk İş'te 9 bin liradan oturuyor, o birine tamam 7 bin küsür diyor da neye göre diyorlar acaba? Resmi olan açıklamalara göre Türkiye'deki şu an olması gereken en az asgari ücretin 10 bin lira, 12 bin liradan aşağıdan olmaması gerektiği söyleniyor. Bunlar resmi olan açıklamalar ama bu konudaki sizin yorumunuz nedir? Büyük ihtimalle bunlar 9'dan yukarı çıkmazlar. Yani 8-700, 8-800. O arada bunlar 9 üstüne çıkmaz. Ya bu taraf, şimdi bunu yaparken işveren de düşüneceksin. Devletin katkısını düşüneceksin. Yani herkes elini taşın altına koymak zorunda. Yani tek tarafı düşündüğün zaman olmaz. İşverenler bu yeni miktarları karşılayamayacaklarını belirtiyorlar. Sigortalarında bu şekilde artışa geçeceğini, her türlü masrafın altına kalkamayacağını düşünüyorlar. Devlet bir şekilde bunlara destek veriyor, prim veriyor. Yani her ne kadar öyle diyorlarsa da kalkabileceklerinin farkındalar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ağzına sağlık.